Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına ve Marvel Spider-Man'e tekrar tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Beni zaten izliyorsanız tekrar tekrarın ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuzdur. Bir önceki videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Baştan belirteyim çünkü belli kurallar var. Onların bazılarını çiğnemiş oldum. Oynarken kaydetmemem gerekiyordu spoiler olmamasına rağmen. O yüzden kendi görüntüm üzerinde şöyle açık dünyada süzülürken 2-3 dakikada size Spider-Man hakkındaki net fikirlerimi söyleyeyim. 1. Oyun inanılmaz akıyor. Bu hareketleri ben yapıyorum. Göreceksiniz zaten. 6 Eylül'de unutmayın. 6 Eylül saat 3'te Spider-Man serisi başlıyor. Bunu bir kenara koyalım. Soru. PlayStation'ım var ve comic book ya da Spider-Man hastasıyım. Sen zaten alacaksın. O yüzden seni geçiyorum dostum. İkinci soru. PlayStation'ım var. Aksiyon oyunlarını seviyorum. Ve hani saatlerimi gömebileceğim sıkılmadan bir oyun arıyorum. Spider-Man bunu verir mi? Yaklaşık 15 saatlik oyun deneyimine dayanarak kesinlikle evet diyorum. Çünkü hani benim kefil olduğum oyun sayısı çok azdır. Ama Spider-Man de onlardan biri ve hani ben kayıt da alıyorum, konuşuyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ya muhteşem bir şey, şunlara bak. Neyse biraz ilerleteyim. Dövüş mekaniklerine geçeceğim. Şurada hemen atladım kendi videomdan. Görüyorsunuz türlü türlü dövüş mekanikleri var. Yani basit kombolar, yukarıdan yapabileceğiniz kombolar, swingle tekmeler, insanların rakiplerinin elindeki silahları çekmeler, yine şey yapmalar, onları ağa sarıp duvarlara vurmalar. İnanılmaz yani. Onlarca kombo var ve hepsi o kadar rahat akıyor ki ben burada kendimi şey yapıyorum hep. Kendimi baz alırım kriteri. Ben yapabiliyorsam herkes yapar ve ben bütün komboları yapıp yani dakikalarca 10-15 dakika yere değmeden şehirde gezebiliyorum. Muhteşem bir akıcılık. Açık dünya dolu mu? Tabii ki senaryo. Senaryoda tanıdığınız yüzler. Mary Jane'ler, işte Osborne Gill'ler, Octavius'lar. Neyse. Var. Yani tanıdığınız birçok kişi var. Onun dışında açık dünyada değişik görevler var. Tabii ki bir şeyleri atıyorum sırt çantası toplama da var. Ama özel araştırma görevleri de var. Küçük puzzle'lar da var. Devreleri kurduğunuz ya da DNA'ları eşleştirdiğiniz. Olabildiğince çeşitlilik katmışlar. Ve tabii ki New York'un kendi gündelik hayatı. Bir anda bir soygun, bir anda bir araba kaçırma falan. Piş 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 piş. Onların peşine düşmeceler. İnanılmaz keyifli. Şöyle. Evet, bura güzel. İnanılmaz keyifli, inanılmaz akrobatik. Hani yılın oyunu belki ağır kaçar sonuçta. Yine Spider-Man'in PlayStation'da en az kendi kadar güçlü, rakipleri de var. Ama hani 10 üzerinden 8'i 9'u rahatlıkla alabilecek. Ben puan vermiyorum, genel anlamda konuşuyorum. Harika bir oyun. Ve son soru. Param kıymetli benim. Ben bu oyuna verdiğim paranın karşılığını alır mıyım? Cevap evet. Buna verebileceğim cevabım var. Kesinlikle şu deneyim için bu oyun alınır hanımlar beyler. Tamam diyeceğim budur. Akıyorsun, coşuyorsun, adamları dövüyorsun değişik şeylerle, kombolarla. Güzel bir senaryo var. Bir de landmarklar var. Hani New York'un güzel fotoğraflarını çekip bonus şeyler alabileceğiniz upgrade'ler vesaireler. Harita oldukça tatminkar. Artık gerisini de size bırakıyorum. Ve son olarak mazlumlar, PlayStation'ı olmayan ve bu oyunu oynayamayacak olan sevgili canım pandalarım, sizleri de artık ayın 6'sında saat 3'te bu seriye bekliyorum. O vakte kadar kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatınız varsa bu oyunu kesinlikle oynayın. Esen kalın.